Bir aya aşkın süredir yakından takip ettiğimiz Narin Güran cinayeti. Biliyorsunuz Narin Güran'ın katili kim sorusu hala yanıt bulamadı. Ve annesi, amcası, kardeşi müebbet hapis sistemiyle tutuklu yargılanıyor. Cinayetin ilk duruşması artık geride kaldı ve en önemli delillerin başında gelen telefon görüşmelerine sözcü ulaştı. Amca Salim Güran'ın her fırsatta jandarmayı yanlış yönlendirdiği bir kez daha ortaya çıktı. Kusura bakma, rahatsız ettim komutanım. Ben şu an tarladaydım. Çocuklar beni aradı. Benim kardeşimin kızı kayıptır. Her şey bu konuşmayla başladı. Amca Salim Güran, Narin'in kaybolduğu gün jandarmayı yanlış yönlendirdi. Komutanla yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı. Her yere bakıyoruz komutanım. Bütün köylü toplanmış. Yabancı varmış komutanım. İki tane çingene bayan varmış. Narin Güran'ın katili kim? Sorunun yanıtı hala bulunamadı. Annesi, amcası ve kardeşi müebbet hapis sistemiyle tutuklu yargılanıyor. İlk duruşma geride kaldı. Dava dosyasının en önemli kanıtlarından olan telefon görüşmelerine sözcü ulaştı. Söylüyorlar, Narin kaybolmuş. Nasıl kaybolmuş? Narin'in kaybolduğu gün tarlada olduğunu iddia eden amca Salim Güran, göstermelik olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekipleri sürekli yönlendirerek yanlış bilgiler verdi. Ev kanala yakın ya, zaten iki şüphe var. Bir kanal, bir de kaçırılma. Acaba ızgara da suyun dibinde takılmış olamaz mı? Ekipler ailenin yönlendirdiği alanlarda arama yaparken cinayetin şüphelileri evdeki halıları, kilimleri ve perdeleri yıkadı. Amaç yine delilleri ortadan kaldırmaktı. Köy hepsi kalkmış, çevre hepsi gelmiş, jandarma gelmiş, AFAD gelmiş ama yoktur. Her yeri arıyor, yoktur. Eyvallah, hepimiz buradayız. Herkes elinden geleni yapıyor. Cinayetin bir sonraki duruşması 26 Aralık'ta görülecek. Şimdi Özgür Cebe bizimle birlikte, Sözcü muhabiri ve son gelişmeleri aktaracak bize. Ondan aldık aslında pek çok haberi de sadece Sözcü'den izleme ve okuma şansınız oldu Sözcü kaynaklarından. Dolayısıyla Özgür Cebe, son durum nedir ve gerçekten söylemeden edemeyeceğim çok ciddi bir neredeyse Oscar performansı var yani karşımızda. Hepimizi ayakta uyutan bir süreç bu. Jandarmayı yanıltan, amirleri oradaki emniyet amirlerini yanıltan bir süreç. Adeta bir tiyatro kurulmuşçasına. İnsanı çok ciddi anlamda da sinirlendiren bir şey bu. Neler yaşanıyor? Bir kez daha size sormak gerekirse son gelişmelerle beraber sizden rica edelim. Evet Gülinay Selçuk, aslında dosya, dava dosyasıyla ilgili her gün aslında yeni görüntüler, yeni bir takım bilgiler, belgeler ortaya çıkıyor ve bu bilgiler, belgeler, bu görüntüler, bu ses kayıtları aslında ortaya çıktıkça nedenli bir organizasyonla güvenlik güçlerinin, kolluk kuvvetlerinin nasıl yanlış bilgilendirildiği, nasıl yanlış yönlendirildiği de aslında bir kez daha gün yüzüne açığa çıkmış oluyor. Bugün de yine Sözcü Televizyonu'nun ulaştığı, bizim ulaştığımız bu ses kayıtlarında amca Salim Güran'ın karakol komutanı ile, yani Narin'in kaybolduğu ilk günden, ilk andan itibaren karakol komutanını arayıp bilgi vermesi ve devamında köylülerle kendi aralarında konuştukları Kürtçe konuşmalar yer alıyor. Yine amca Salim Güran'ın kendisini arayan devlet su işleri görevlisini de nasıl yanlış bilgilendirdiği, yanlış yönlendirdiği de aslında yine bu ses kayıtlarıyla ortaya çıkmış durumda. Devlet su işlerinden bir görevli amca Salim'i arıyor ve kendisine köyün yakınlarından geçen DSİ'ye ait bir sulama kanalı bulunduğunu, buradaki suyu ancak savcılığın bir yazısı talimatı olması halinde kesebileceklerini iletiyor. Ve çocuğun yaşını soruyor, fiziksel görünümünü soruyor amca Salim Güran'a. Amca Salim Güran da işte kız çocuğu 8-9 yaşlarında, acaba kanalın altındaki ızgaranın arasına düşmüş olabilir mi? Aklımıza başka da bir şey gelmiyor. Bu çocuk ya kaçırıldı ya da suya düştü. Bunun başka bir açıklaması yok gibisinden farklı farklı yanlış bilgilendirmeler ve yönlendirmede bulunuyor. Yine karakol komutanıyla yaptığı görüşmede
dikkat çeken bir ayrıntıyı veriyor aslında Salim Güran. Ne diyor? Diyor ki iki tane yabancı kadın, çingene kadın köyde görülmüş ve bu çingeneler, bu kadınlar narini kaçırmış olabilir. Yabancı araç var mı soruluyor. Yabancı araçla ilgili çok dikkat çeken bir şey, bir cümle kuruyor. Diyor ki evet, yabancı bir araç köyde görülmüş. Eski model kırmızı renkli bir araç görmüşler. Bu olabilir diyor. Çünkü eski model kırmızı araç aslında cinayetin işlendiği gün Nevzat Bahtiyar'a ait araç. Ve dere yatağında, küçük kızın gömüldüğü dere yatağında 50 dakika boyunca park halinde bekleyen bir araç. Aslında bu aracı da işaret ediyor bir anlamda amca Salim Güran. Ve küçük kızın köye gelen yabancılar tarafından kaçırılmış olabileceğini, bunun dışında başka bir şey akıllarına gelmediğini, kendisini arayan, yine dikkat çeken bir görüşme var. Bir kendisini arayan bir köylüsüyle yaptığı Kürtçe bir konuşma bu. Evet. Bu konuşmada amca Salim kendisini arayan kişiye şunu söylüyor. Jandarma görevlileri bize arama faaliyetleriyle ilgili bilgi vermiyorlar. Aslında bizi de bilgilendirmeleri gerekir. Ellerinde bir ipucu var mı acaba? Çok merak ediyoruz. Ellerinde ulaştıkları bir delil var mı? Şu ana kadar bir sonuca ulaştılar mı acaba diye tedirgin olduğu açıkçası bu sorduğu sorulardan ve sesinden de anlaşılıyor Salim Güran'ın. Yine bugün ortaya çıkan ev aramasında evdeki delil toplama, biyolojik bulgu ve DNA çalışmalarıyla ilgili, evde yapılan aramalarla ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Aile bireyleri, daha önce bunu belirtmiştik zaten, evdeki narin öldürüldükten sonra halılar, perdeler, nevresim takımları, koltuk ve kanepe kılıfları gibi tekstil anlamında ne varsa tümünü gün boyu gün aşırı yıkayıp bir anlamda DNA bulgusu olabilecek delilleri yok etmişlerdi. İşte dair halılar üzerinde biyolojik inceleme yapan JASAT ekipleri, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin bulgu arama, DNA bulgusu arama çalışmaları devam ediyor. Çünkü bununla ilgili itirafçı Nevzat Bahtiyar ifadesinde Narin'i eve girdiğinde, Salim'in çağırması üzerine eve girdiğini ve Narin'i yerde halının üzerinde yüzüstü yatarken gördüğünü ve ağzından köpük şeklinde bir sıvı geldiğini belirtmişti. İşte bu ifadesi üzerine eve giden ekipler tüm halılar üzerinde DNA bulgusu ve biyolojik inceleme çalışması yaptılar. Ancak dediğimiz gibi organize bir şekilde bu nevresimler, bu halılar yıkandığı için bununla ilgili de herhangi bir delile maalesef ulaşılamamıştı Gülinay Selçuk. Çok teşekkür ederiz Özgürce Bey. Aktardıklarınız için. Bu sadece Sözcü kaynaklarından, Sözcü Televizyonu ve Komtr'den okunabilecek bu son detaylar için çok teşekkürler, iyi mesailer, iyi çalışmalar diliyorum size.